yiyeyim ya. Çürümüş yumurta kokusu var. Ben niye bunu yiyorum ya? Abi anam babam antenas falan da duruyor. Bunun salyangoz ya. Ay. Allah'ım sen beni affet vallahi billah. Okay? Gençler şimdi Fas Casablanca'dan hayırlısı. Japon Hamza harbi bu hayatı seviyor ya. Vallahi hatta ikindiler yani. Normalde bugün Marrakeş'e gitmem gerekiyor ama editim yetiştiremediğim için otobüsümü kaçırdım. O yüzden bugün ekstra bir gece daha planladığımdan fazla Casablanca'da kalma kararı aldım. Ve hani her şeyde vardır bir hayır diyorlar ya. Meğersem bugün hosteli kiralamışlar. Bir tane model şirketi mi bilmiyorum tam olarak ne ama şuradan da görebileceğiniz üzere sürü sürü modeller var. Şu an şu dışarıda bu modelden anlayanlar olur ya böyle şık şık giyinip. Hayır bugün videoda değil iki tane oyunumuz var. Eller işte insanlar yürürken sağdan böyle entel bir şekilde alkışlarlar. Aynı öyle tip insanlar sürü sürü var şu an hostelde. Tek sıkıntı sabaha kadar edit yaptığım için 15 dakika kestirmiştim. O arada da etkinliği başlatmışlar. Şimdi birazdan sunucular çıkacak diye kapıyı da kilitliyorlar. Ve ben açım dışarı çıkmak istiyorum abi acıktım ya. Fas'ta otobüs kaçırıp karşılığında bir fashion show izleyeceğim. Hayatta aklıma gelmezdi. Neyse iyi seyirler bize. Gelmezdi. Neyse iyi seyirler bize. Abi tam şey ya. Bu yabancı dizilerde şey oluyor ya. Bad boy falan böyle. Briar bulgu. O bu şeye benzemiyor mu? Neydi ya? Batıcı kardeşler vardı ya 3 tane. Şu arka kapıda. Aa bak bu kadın güzelmiş. Tam bir yerden en azından bahçe. Aha aha aha. Allah. Benim buraya girmem okey mi bilmiyorum ama acayip entel insanlar var ya. Thank you. Yok abi fashion mesin benlik değil ya. Ano. Orangutan gibi kaldım ortada zaten izleyiciler şık, gelip gidenler şık, modeller zaten şık. Korumalar bile acayip şık. Ben orada var ya don paça pantolon. Tabii Rabbim ya. Neyse iyi ki otobüsü kaçırmışım ne diyeyim. Editimi yetiştirdim, bir güzel uyuyabildim, dinlendim ve yetmiyormuş gibi Fas'ta bir fashion show. Hostelde kalmanın yararları yani. Bu arada dipnot Fas'ta internet acayip hızlı en azından bu hostelde. Yarım saatlik videoyu 5 dakikada yükledi. Konya'da 3,5 saat. Yalnız Konya'nın interneti daha iyidir lan. Duruyor minimum. Neyse ya ben benim bildiğim şey yapacağım. Dırın dırın. Thank you, şükran, merci. Aç abicim bir walkie talkie. Hazırla abi patatesini ve taco. Oy akar. Veya Allah bismillah. Bu ilk önceki videoda da burada kahvaltı yapmıştı değil mi yanlış hatırlamıyorsa? Neymiş ya fashion mesin şunlar varken tövbe yarabbim ya. Bugün Casablanca'daki son günüm şöyle walkie talkie ve tacos meşliğinde günü güzelce bitireceğim. Yarın sabah görüşürüz inşallah güzel bir yolculuk bizi bekliyor. Bu arada iki tane aldım. There is a life I lead in this city. Hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. Aklıma hep öyle açık büfeleri görünce Arabistan'da İçtiğim deve sütü geliyor aklıma. Doesn't make it easy. Ve çantamızı aldık. Elimde yine hala şu bilgisayarın kutusunu taşıyorum. Terlik, önümde de kameralar. Yola çıktık. Tren varmış saat 9.44'te. Şu an saat 10. Yani treni kaçırdım. Şehirler arası yolculuk, uçak, otobüs bir de trenle yapılıyormuş. Evet. Deve... Ne eliti? Her şeye elit yazıp durmayın oğlum. Ne eliti? Biz gibi konfleksimi hazırlamıştım. Ulan en sevdiğim konfleksi orada gözüme kestirmiştim. Demiştim lan bugün hiçbir şey yemeyeyim. Konfleks yiyeyim. Sütümü döktüm. Bilmiyorum ki deve sütü. Abi tadını bir aldım. Tüy.
En böyle makul fiyat ve rahat olan tren dediler. O yüzden treni deneyeceğim. Bugünden itibaren 2 gün boyunca büyük ihtimalle sokak yemeklerine abanmak istiyorum. Erhanit hoş geldin. Sokak yemeklerine abanacakken de dedim ki bunun şehrinde Volga hoş geldin. Volga hoş geldin. Marrakeş'e gideceğim. An itibariyle kasabadan kadar Şef Badi sen de hoş geldin. 2-2,5 saatlik bir yolculukmuş. Her 2 saatte bir de tren varmış kasabadan kadar Marrakeş'e. O yüzden 12'ye doğru bir tane daha tren var. Onu kaçırmak istemiyorum. Bakalım ilk defa Fas'ta şehirden şehre güzel bir tren yolculuğu. Ya kardeşim şunu IQOS içen var mı? Allah rızası için ben bunu içiyorum bana duman gelmiyor amına koyayım. Acaba benim bu Heats'te mi bir sıkıntı var? Heats satan var mı ya? Sonra da güzelim sokak yemekleri. Merhaba efendim. Merhabalar. Kyle Rex hoş geldin. Abi trenler gayet kaliteli bu arada. Benim bindiğim vagon first class. Birinci ile ikinci arasında sadece 25-30 lira falan fark ediyor. Evet içmeyeceğim ya. İkisi de rahat bu arada. İkisi de sıkıntı yok da. İkincisinde biraz daha böyle vagonların içinde 6 kişi oturuyorsun. Birincisinde ise baya böyle ikişer ikişer. Abi köpeğin olsa adını Marcus mu koyardın Loki mi? Adını kral koyardım ya köpeğim olsa. Kral. Kral. Ya buraya. Gel. Ama ikisinden birini kesinlikle seç diyorsan Loki derdim ya. Loki daha iyi gibi. Ama kesinlikle Kral. Geyli. Zaten yanın genelde boş oluyor gördüğüm kadarıyla. O yüzden eğer ola ki gelirseniz korona morona eğer takıyorsanız ben çok takmasam da 20 lira fazla verip first class'a binebilirsiniz. Yalnız gerçekten görünümü hoş değil mi abi buranın? Vay be Marrakeş ve Konya'da olmayan ağaçlar ha. Şu şeylere hastayım ya. Şunlar çok güzel. Yalnız ciddi diyorum şöyle baktığınız zaman devasa büyük Starbucks'ın olduğu, McDonald's'ın olduğu, şurada KFC var. Yani acayip büyük güzel. KFC'ne giderdi şimdi ha. Lüks bir tren garı var. Ve abi çıkar çıkmaz. O kadar belli oluyor ki buranın Casablanca ile aynı olmadı. Şu kahverengi evlerin mimarisinden tutun. Şuradaki duvar sanatlarından tutun. Şurada ne kadar camisi yapıtlardan tutun. Abi Marrakeş'e gelmiş bir vaziyetteyiz. Buradan hostele yaklaşık 51 dakika yürüme mesafesiymiş. Şehrin merkezinde tuttum hosteli özellikle. Ve en ucuz hosteli aynı zamanda o yüzden tuttum. Hiç taksicilerle uğraşmayacağım. Sağda solda otobüsle vallahi çok iyiydi. Yürüyeceğim keşfedeceğim. Abi hakikaten bambaşka bir mimar yapısı var. Sadece Popeyes mi KFC mi lan? 2 saat trenle gittik bak. Welcome to Marrakesh. Ben de KFC'ciyim kardeşim. Ya şu patenlere ne özenirdim be. Ulan babama Kadircan'la ağlaya 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 tatil yerinde bir tane şey görmüştük. Ayakkabının altına girilen paten tamam mı? Ama normal değil. Pateni ayakkabıya takıyorsun şunlardan. Şöyle bir şey yani bunun aynı modeli değildir de. Ya şöyle bir şey. Modeli aynı değildir onu tam bilmiyorum. Şöyle bir şey ayakkabına bebelerde görüyorduk tatil yerinde. Nasıl özeniyorduk Kadircan'la diyorduk lan biz de yaparız falan. Ağladık zırladık babamın başını 2 gün yedik. Babama zorla aldırdık. Bir gün bile kullanmadık. Yani en başta denedik süremeyeceğimizi anlayınca bir daha bıraktık. Aga be.
neredeyse 50 dakikası bitti, yaklaşık 1 dakikası kaldı. Yolda da şöyle motorun benzini bittiği için birlikte yürüdüğümüz bir amca arkadaş edindim. Mesela Japonca'nın Arapçasının Japan değil Japan olduğunu falan öğretti bana. Arapça öğreniyorum 2-3 tane. Amca beni bir yere getirdi valla, random bir şekilde giriyorum ama. Abinin şöyle ufak bir çay dükkanı varmış. Otur geliyorum dedi de. Şu ufacık şey. Allah abi, tüpü falan yaktı, çaydanlık koydu ama. Ve bir bebeğin elinden vay, bebek çayı. Allah. Şükran, thank you, merci. Şerefe ya da cheers Arapçada besiha deniyormuş. Eğer pasa besiha bilirseniz bunların geleneksel bir tane nane çayı olarak geçen bir... Ya kim yazdı bunu mırra diye, amına koyma. Çay da var. Hatta bu videoda onu da içmeyi düşünüyordum ama bu farklı, berber çay olarak geçiyor. Wow. Aman acayip kuvvetli bir çay. Bir de bunun ne olduğunu biliyor musun diye sordu. Ne abi dedim. Şöyle gösterdi. Şöyle dilini yalladıktan sonra buraya değince kırmızı kırmızı şey çıkıyor. Bunu da ruj olarak kullanıyorlar. Allah abi Allah. Çay için para versem de ısrar ediyor almamak için. O yüzden ondan bir tane ruj alacağım şöyle. Olan ki bir gün ileride sevgilim falan olursa yıl dönümümüzde ona bu ruju hediye edeceğim. Berber usulü. Bu çanak kapağı. Güzel hediye ha. Bence de yine neyse hadi ruj diyelim. Şimdiden bir şey değil sevgilim. Yeter ki sen mutlu ol. Bu arada hostele yaklaştıkça şöyle iyice şehirden çıkıp buranın pazarımsı bir yerine geldim gibi duruyor. Burada bilerek şu an kendime tutuyorum. Kendime tutsam bile arkadan orta parmak yapanlar oluyor. Termin hoş geldin Beşiktaş'a. Odayı da baksana, karate mekanı gibi bir yer buldum. Ya şu sahne filmde çıkma sahne gibi gözükmüyor mu ya? Gezmenin güzel yanı bu işte. Bir insan arkadan orta parmak yapsa bile bundan zevk alıyorsun. Bu senin hoşuna gidiyor, düşünsene. Ve hostelimiz Kahvahred Castle denen yer. Dırın dırın. Nasıl gireceğim abi, kapalı. Alo. Çumuk. Var, oyun var. Bu da bozu. Bugün oyun oynayacağız. Kimse açmıyor. Hadi kanka. Vallahi kimse açmıyor. Telefonu da çıkan. Alo. Hello. Can you open the door please? You are in the door? Yes. Okay, I open the door. Give me just 5 minutes please. Thank you. Şükran. Tuvalette. Kapıyı açmak için 5 dakika istedi. Bu adam tuvalette, tuvalette. 13 dakika oldu ya. O zaman hazır, yanında şöyle kırmızı kale. Ben de o sırada şuraya merhaba yazayım bari. İyi, güzel güzel. Biraz daha büyük mesleğim. Ve hostelimin içine girmiş bir vaziyetteyim. Abi sağdan soldan güzelim kuş sesi. Benim dur bir daha videoyu bölmeyeceğim. O yüzden bitleri falan ona göre hazırlayın. Benim okuduğum ülkede IQOS kullanılıyor. Ben kullanmıyorum ama benim bildiğim kadarıyla IQOS az duman çıkarıyor. Hatta kapananlardan önce serbest mesela AVM'de. Serbest ama bu kadar değil ki. Seninle birlikte aşırı tatlı. Aa ne güzelmiş lan. Küçük bir hostel var. Şöyle size odamı da göstereyim. Kapı aşırı büyük. O yüzden böyle zıplasan falan da tavana değemiyorsun. Şöyle 6 kişilik güzel bir odamız var ama tek kalan ben olduğum için şu an hostelde bütün oda bana ait. Burası bayağı koronada hatta sıkıntı yaşamış. Eskiden mesela Ahmet abinin yanında 7 kişi daha çalışıyormuş. Ve burası bayağı dolu, cıvıl cıvıl. Kendi şu anda tek kalan benim şu kocaman hostelde ve tek çalışan da kendisi. Neyse şöyle güzelim bir tuvaletimiz var, bayağı renkli renkli. Şurada kuşumuz mesela tuvaletin ne işe yaradığını falan gösteriyor. Size hemen üst katı da göstereyim. Ulan bu tavanlar o kadar yüksek. Aynen kadimcacık. Dırın dırın, şöyle hakikaten hoş güzel bir teras var. Hatta biraz daha yukarı çıkarsanız dırın dırın, burada da bir tane terasımız var. Oh hello. O değil de çaktırmayın, ben hostelde tek ben değilmişim, adam tek benim dedi. Bir kişi daha varmış. Abinin biri böyle tek donla üstü altı çıplak bir vaziyette bilgisayarda bir şeyler. Ulan tövbe yarabbim, ben ne gördüm şu anda. Buranın gecesi 33 liraya geliyor ama 25 lirada dırın dırın erkek gibi bir şey koymuşlar. Yani yaklaşık 58 liraya falan geliyor toplamda gecesi. Neyse fazla bile uzattım. Artık yavaş yavaş sokak yemeklerine dalmak istiyorum. Let's go. Yalnız ciddi diyorum, Allah'tan şu odada o yukarıda gördüğüm abiyle kalmıyorum ya. İkimiz baş başa. Düşünmek istiyorum. Bu arada Casablanca'da taksiler kıpkırmızıydı, burada... Aa bak güzelmiş ha taksiler. Sarı sarı. Şimdi gençler sokak yemek turuna başlıyoruz. Bunu 2 güne yayacağım. Öncelikle son zamanlarda nedense midemde bir küçümü var. Şaşırılacak bir şekilde. O yüzden her zamanki kadar yiyemiyorum. Artı şu an saat yaklaşık 6'ya falan geliyor. 8 gibi de her yer kapanıp 9'da çıkma yasağı olduğu için bugünlük yani yine midemin alabileceği kadar ve zamanımın yettiği kadar bir şeyler yemek istiyorum. Yarın da böyle tam gazine devam edeceğiz gibi duruyor. Bulunduğum yer şu pazar. Cema El Fna dedikleri böyle buranın pazar alanı, marketi.
Normalde video vermeyecektim ama arkadaşa cevap vereyim. Israrla spamlıyor. Squad adında oyun var. Ne olur bak, ne olur. Abi Squad. Ya. Gördüm sizi. Tamam, takım katliam şu an. Tamam, şu an tamam. Biz... Kringoff'ta gelir zaten, bizi bulur o. Sokak marketi gibi bir yer. Hatta şu kırmızı çizgi buranın tam olarak girişi. Yani buradan artık yavaş yavaş içeri doğru girip kenarda şurada burada gördüğüm yemekleri yemeye çalışacağım ve ilk olarak... Lan ne saplası oğlum, adam YouTube'a yazsın işte. Rane Squad izlesin diye gösteriyorum. Yiyeceğimiz şey ise... Dırın dırın. Aga sağlam yemek, bak bunu yerim ben. Ben yerim bunu, istediği yerde olsun. Ama, piste değil, temiz. Amanin amanin, nerede yemek yiyeceğimi düşürken abinin biri direkt bana geldi ve dedi ki Gel kardeş, sen çeş yavaş. Okey, o yüzden burada yemeğe karar verdim. Şöyle yanında, her şeyin yanında patates getiriyorlar burada. Ama burada esas göstermek istediğim şey Mısır'da da yediğimiz şavarma. Türkiye'de de var, Mısır'da da vardı. Yani bu bölgenin genel olarak yemeklerinden bir tanesi. Tamamen bambaşka, böyle aman aman dediğimiz, aaa acayip sıcak. Farklı bir yemek olmasa da, yani eğer buraya geliyorsanız şavarmasını kesinlikle bir deneyin derim. Çünkü burada tavuklarda ve etlerde kullandıkları baharat bambaşka oluyor. Bismillah diyerekten. Acayip sıcak ama Türkiye'deki şavarmalar hiçbir şekilde benzemiyor. Yanına ise Morokko'da kesinlikle içmeniz gereken şey sıkma portakal. Buranın portakalı meşhurmuş abi. Tabii portakalın içinden sinek çıkmasaydı güzeldi ama. Olur ya, açık alan konmuştur. Anam babam portakal suyu ama güzel, buranın meşhur şeyiymiş, gelirseniz için yani. Şöyle içini göstereyim abi, dolu dolu et var. Ve burası birazcık... Yemek yemeyi özledim ya. Allah'ım keşke ben de yiyip kilo almayanlardan olsaydım. Ben niye obez yaratıldım ya? Market içi olduğu için ve turistik yer olduğu için bir tık daha fiyatlar pahalı. Şunun fiyatı patatesle birlikte yaklaşık olarak 20 dirhem, 19-18 liraya falan geliyor. Şu portakal suyu da ayrıyeten 10 lira. Oh. Yani eğer Fas'a gelirseniz şunu alın. Şöyle bir tane ışırın. Üstüne de taze sıkılmış bir portakal suyu. Mükemmel ikili. Şükran. Gayet güzel, gayet hoş. Yani böyle ana yemek öncesi atıştırmalık olarak bence deneyebilirsiniz. Şimdi zaten öncelikle ne kadar içtiğinizde yetmeyecek bir şey ama direkt mekanında da göstermek istiyorum. Şöyle sırra sırra portakal suyu satanlar var. Abi erken davrandığı için kazandı ve sağ olsun bana bir tane portakal suyu hazırladı. Mesela az önce şavarmanın yanında 10 dirhemdi. Burada ise şu bardak 5 dirhem, yaklaşık 4,5 lira falan dedi. Demek arada ne fark var? Ya. Buz gibi ve mükemmel ötesi ya. Hatta o abi kadar güzel ki abiye dedim bir tane daha yap lütfen. Ve böyle güzeli mix bir içecek yaptı. Yani sıkma portakal yine Türkiye'de bulabilirsiniz ama şöyle papayalı, acayip güzel muzlu, acayip güzel ananas. Papaya neydi la, yemiş miydi Hamza onu, izlemiş miydik? Tropikal iklimde görebileceğiniz meyveleri göremediğiniz için onlarla birlikte bir de Morokko'nun şöyle portakal suyunun karışımı. Nasıl biliyor musun? Güzel kelimesiyle eş anlamlı olan güzel anlamlı kelimeleri arasındaki en güzel anlama sahip kelimenin yakışacağı bir içecek. Mükemmel ya. Şükran. Tam belli lan. Şükran, thank you. Bu şey kurabiyelerinden mi? Isırıyorsun, ıslak ama yapışkan bir kurabiye vardı. Adı neydi onun? Ufak ufak şöyle kurabiyemsi bir şeyler satıyorlar. La bizim yiyorduk ya Türkiye'de kardeşim. Acı badem, acı badem he. Ana, yumuşacık lan bu. Dışı sert gibi ama aslında çiğneyince sakız gibi oluyor ağzında. Ha, acı badem işte. Çok öyle tatlı güzel bir şey. Yaklaşık 2 dirhem, 1,5 lira falan ediyor. Güzel ya, böyle çayın yanında kahvenin yanında mükemmel gidecek bir şey. Şimdi gençler, şöyle Muhammed arkadaşımızı buldum. Sağ olsun, babasının sokak yemek işletmecisi varmış. Dedi bizde ya falan dedi. Ben ilk yürüyeceğim sonra gelirim falan dediydim. Kendisi beni gezdirdikten sonra babasının mekanında güzel bir sokak yemeği yiyeceğiz. Meğerse bu çocuk da dolandırıcıymış.
Ve günün son yemeği, son sokak yemeği, belki de şu güne kadar canlı ahtapot yemiş biri olarak söylüyorum, yediğim en iğrenç yemek olabilir. Tabi iğrenç dememek lazım, o da bir canlı, o da bir şey ama. Anam babam salyangoz bu ya. Aa sıcak da ha. Bakın abi şurada sıcak sıcak buhar da çıkıyor yani, az önce sağ olsun doldurdu. Şöyle ufak bir tabak salyangoz yaklaşık olarak 10 dirhem 9 liraymış. Abi leş iğrenç gerizekalının tekiyim ya. Kokusu da iğrenç. Çürümüş yumurta kokusu var. Ben niye bunu yiyorum ya? Marrakeş'te sokak yemekleri dediğimde her zaman bir salyangoz çıkıyordu. Her zaman genelde kış yenen bir yemekmiş. Abi salyangozun kabuğunun içinden baya baya salyangoz çıktı. Baya baya içindeki salyangozu çıktı. Aa yedi. Vallahi billahi yedi. Good. Ay bu canice bir şey ya. Abi anam babam antenas falan da duruyor. Bunun salyangoz ya. Ay. Recep Karahan, Reis Onur ne zaman gelecek YouTube'a? İzle. Ay. Allah'ım sen beni affet vallahi billahi. Okey. Bu kötü değildir bence, biliyor musunuz? Biz iğreniyoruz da bak, bunun tadı kötü değildir. Hafif tuzlasan, böyle bir kaşar koysan mantar gibi bir şeydir diye tahmin ediyorum. Bence mantar gibidir yani. Nasıl biliyor musun zaten? Hamza bile yiyemediyse biz bunun yanından geçemeyiz. Yutamadı. So good. Vallahi kusacağım. Ah Muhammed sen ye yavrum, afiyet olsun, go go. Oh. Muhammed de yalandan yiyor velet. Kusacak amına koyayım. Maşallah yarasın koçuma. Bak alıyor abi kabuğundan. İçindeki salyangozu anam babam çıkarıyor ve löpür löpür götürüyor ya. Ay ince ince uzun uzun. Şu gördüğünüz salyangoz, bu arada anam babam salyangozu direkt şurada kaynatıyorlar anladığım kadarıyla. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Şu yemek var yediğim en leş yemeklerden bir tanesi. İyi, ciddi diyorum, hani bunu kötülemek için söylemiyorum. Yani en iğrenç şeyi yiyip beğenen bir insan olarak söylüyorum. Çürümüş tavuk ve yumurtayı böyle karıştırmışsın. Üstüne böyle çürümüş bir kahve döküp süzmüşsün. Sonra tekrar böyle suyun içinde kaynatıp hafif böyle tadını azaltmışsın gibi bir şey. Baba onu alacaksın ekmek arasına. Vırt, üzerine erimiş kaşar. Hafif tuzla 2-3 domates, bak öyle yenir, mantar gibi olur. Vallahi diyorum bak. Hem bibim veriyorum, hem azar işitiyorum. Hem bibim veriyorum. Ayıp olmasın diye yüzümü çok ekşitmemeye çalışıyorum elimden geldiği kadar ama yani yedim bir kere, bitti gitti abi. Bir daha asla yerim. Ay salyangoz yedim ya. Kendimle o kadar Muhammed bak peşinde. Tiksiniyorum, iğreniyorum ki şu anda. Yine arkadaş sağ olsun hepsini bitirdi, boşa gitmedi, sünnetledi de. Diyecektim ve beni bir tane çıkmaz sokağa getirmiş. Ulan Muhammed tatlısın dedik, sevdik, ettik. Beni çıkmaz sokağa getirip para istediler ya. Oha. Yes. Hala. Bebeğe bak lan. Kardeş bu çocuk hayırdır lan? Dur bir dakika, telefonu kapatıyorum. Peşimden geliyor ya. Ben nasıl kandım ya, her sefer hiç abi aklımdanmam ya. Küçük çocuk diye eyvallah dedik de. Dedi babamın mekanı var işte, yemek yeme mekanı, oraya götüreyim istersen seni falan, bizde ye dedi. Ben de kıyamadım, tamam dedim. Bak 37 dakika boyunca yürüttü ve salak saçma yerlere götürüyor. Değişik değişik böyle arka sokaklara götürdü, ben anlamadım. Bir deri dükkanına girdik, çanta manta satmaya çalıştı bana. Ondan sonra dedim yavrum dedim, babanın mekanı var dedin sen bana. Babanın mekanına götür adam akıllı, sokak yemeği yiyelim hadi. Bir de ufacık çocuk ya, çıkmaz sokağa sürükledikten sonra sokağın ucunda abileri bekliyordu ve abileri de bana yani, hadi kardeşime para döküldü ya, dedim yürüyün gidin, ne parası lan ya. Allah'tan hepsi benden ufak ve cılız yani, ben hafif şöyle göğsüm gerip no deyince hiçbir şey diyemediler de. Normalde buradan veletlere bak oğlum, teşkilat kurmuşlar lan. Sandviç mandviç yiyecektim buranın fas usulüyle, şu an var ya acayip havam kaçtı. Hostele dönüyorum, hatta hostele dönmeden önce thank you. Bebeleri gidip döveceğim diyorum, yine portakal suyu içeceğim. Şükran mersi. Zaten salyangozun tadı hala ağzımda, şöyle yine güzelim bir portakal suyuyla. Yemin ediyorum var ya, şu portakal bu kadar tatlı olmasa imkansız o tat gitmez. Hala ağzımda çıtırdayan salyangoz var ya. Yalnız dürüst olacağım abi, Muhammed'e gerçekten çok kırıldım. Onu gel... çok koymuş Hamza'ya.
Çok kırıldım ya. Gerçekten kankam gibi görüyordum çünkü. My friend my friend dedi. İkimiz de göbüşlü olduğumuzu kabul ettik. Sonra bir anda bu abileri önümü kesti ve para istedi. Öyle tatlı, öyle güzel, ponçik bir çocuktan beklemezdim ya. Ve 12 yaşında ufacık bir çocuk ya. Ah Muhammed ah. İnsanlara olan güvenimi bir kere daha yerle bir ettim. Belki ben de şöyle kavga ediyor olabilirdim var ya. Vallahi verilmiş sadakamız varmış ya, yoksa biri bıçak bıçak çıkarsa ben ne yapardım abi? Vallahi küstüm Muhammed'e ya. Hostelime geri döndüm. Şu an terasında ufaktan namaste yaparak kendime gelmeye çalışıyorum. Muhammed sağ olsun moralimi alt üst ettiği için eve dönmek zorunda kaldım. İnsan işte bir ülkede edindiği ilk arkadaşı onu sırtından bıçaklayınca ne kadar güne güzel ve heyecanlı başlasam bile o gün böyle berbat bir şekilde bitebiliyor. Kendime biraz teselli niyetine yarın yemeği düşündüğüm tatlıyı aldım. Fasın şöyle çok güzel kıvrak bir şekilde kesilmiş kurabiyesi var. Balın içine bu güzeldir aa ballı mallı diyor. Bunu banıyorlar bir güzel. Dışına da böyle susam koyuyorlar. Aşırı tatlı, böyle yediğin zaman boğazı diye böyle yakan, aşırı şekerli ama bir o kadar da güzel bir tatlı. Umarım bu burkulan kalbi az da olsa teselli eder. Şerefsiz Muhammed'e bak, Muhammed'e bak la. 5 yaşında velet milleti dolandırıyor. Fena değil ya. Neyse, demek ki neymiş? Günümüzün dersi insanlara hayır demesini öğrenmek lazımmış. Bir de tipe kanmayacaksın abi. İnsanlara güvenmeyeceksin abi. Güvenince sıkıntı oluyor. Bu arada bu hosteli ben çok beğendim falan dedim de. Ciddi diyorum, hostelin içi bomboş. Bak arkadaş Rajin, hello. Yarım saattir kapıyı çalıyormuş dışarıda. Ben de bir zil sesi duyuyorum ama abi açacak mı diye bekliyorum. Abi yok ortada. Yarım saate yakın yaklaşık dışarıda kapı zilini çalıyor. En son ben indim, kapıyı açtım. Orada işte klasik sokaktaki İnsanlar bundan mı yazık para koparmaya çalışmış. O Afrika'ya ilk defa gelmiş, dedim yürüyün gidin çocuklar, yeni gelmiş, soğutmayın ülkeden. Arkadaş yaklaşık son 30 dakikadır falan konuşuyoruz. Yarınki sokak yemek turunun devamını onunla birlikte gideceğiz. Aa, beraber gidecek ha. Ve hatta belki Fas'ı da onunla gezeceğiz. Yani cidden bak, çalışan yok. Işıklar falan da sönmüş yani. Hostel gece bu acayip korkunç bir yer oldu ya. Çocuğun rezervasyonu var. Rezervasyonu kaydedecek kimse yok. Düşünsene. Büyük ihtimalle yarın hostel değişti. Muhammed'in ekiptenmiş değil mi? Onona uğradığını. Sıcağım gibi duruyor da bakalım hayırlısı. The next day. Dedik ve yeni bir günde Marrakeş'ten yeni bir arkadaş ile birlikte günaydınlar. Yani hep diyorum ama hostelde kalmanın güzel yanı bu. Çünkü ben birazcık dün yalnız başıma depresyona girmiştim. Ya Allah belanızı vermesin. Diyorum ama hostelde ya ne alakası var, geri zekalı mısınız amına koyayım? Gram alakası yok oğlum, boş yapmayın ya. Kalmanın güzel yanı bu. Çünkü ben birazcık dün yalnız başıma depresyona girmiştim. Arkadaş sağ olsun oradan kurtardı. Sabah şu anda 9.35, Rajin'le birlikte yemeklere doğru adım adım gidiyoruz. Ve iyi de yoldu yani. Instagram'a foto çekecek kimsem yoktu. Çünkü sağ olsun o da birazcık fotoğraf çekme konusunda iyiymiş. Kısacası Marrakeş'te yine şöyle süt mısırı taksilerle birlikte yeni bir arkadaşla yeni bir gün, yeni sokak yemekleri ve ilk sokak yemeği. İnşallah bulabilirsek tabii. Dırın dırın şöyle güzelim bir... Çin aşısından sonra kovdu. Arkadaşlar güzelim ponçik bir lokal restorana gelmiş bir durumdayız. Şimdi abimiz bize bir tane gösteri yapacak. Buranın böyle özel nane tisi var. Allah, böyle gökten yağdırıyorlar. Ve sonunda da şöyle güzelim bir naneli çay elde edebiliyorsunuz. Bu böyle Morokko'nun, Fas'ın geleneksel içeceklerinden bir tanesi. Oh, aşırı şekerli ve acı değil mi? Tatlı ve naneli ve güzel. Bu lokal restorana gelmemizin sebebi ise normal bir... Hello, thank you. Diğer restoranlarda bulunmayan bir yemek var ve o da Fas'ın şöyle geleneksel bisarra denen bir çorbası. Gördüğünüz üzere çorbanın yanında kaşık vermiyorlar. Bunun sebebi de kaşık niyetine ekmek yiyorsun. Rajin alıyor, Rajin bandırıyor ve Rajin gömüyor. Şöyle sağ olsun kaşık getirdiler ama biz direkt ekmeğimizi abi şöyle banıyoruz bir güzel. Allah. Güzel olabilir bu arada ya, öyle bakmayın. Allah. Ve gömüyoruz, bu ne derseniz. Nohuttan yapılıyor. Yanına böyle sarımsaktır, limon suyudur gibi şeyler de eklenip yiyorsunuz. Buranın böyle ucu... Bu güzeldir bu arada. Sokak yemeklerinden bir tanesi. Valla biz yiyoruz, boşaltıyoruz. Onlar dolduruyor, getiriyor. Biz yine yiyip boşaltıyoruz ya. Şöyle Japon usulü. Şöyle üçüncü tabağımızı da sünnetledik mi? Demek bak güzelmiş demek ki oğlum, nasıl gömüyor? Mükemmel. Yalnız Fas'a gelirseniz bilginize, yani mesela ben arkadaş çekiyorum ya da kendim... Allah belanı vermesin. Kim söyledi bunu bana? Sürekli aklıma kordu geliyor ya.
Dik mi? Muhammed. Yalnız Fas'a gelirseniz bilginize, yani mesela ben arkadaş çekiyorum ya da kendimi çekiyorum ya da yemeği çekiyorum. Oradaki insanlar acayip pimpirikli bir şekilde beni çekilmesinde şöyle de böyle bağırmaya başlıyorlar. Yani Fas'taki insanlar herhalde artık turistlere sıkılmışlar mı bilmiyorum ama çekilmeyi hiçbir şekilde istemiyorlar. Şu iki günde hayatımda yemediğim kadar küfür yedim insanlarda, onları çekmediğim halde. Ve bir sonraki mekanımıza geldik. Ay ay ay, hangisini yesek acaba? Lan insan bir temizler onu lan. Bu ne oğlum? Vay teyzeme bak be. Hacı ninem. Be yemeğimiz geldi. Allah Allah. Fokur fokur. Maşallah maşallah. Baba ben böyle fazla renkli yemekleri sevmiyorum. Benim yemeğim böyle dışarıdan sağlıklı görünmemesi lazım. Şükran. Eğer ola ki Fas'a gelirseniz normalde kuskusu Fas'ta sadece cuma günleri yiyorlar. Biz mesela ailecek batırık yeriz her pazar Konya'da. Buradaysa her cuma kuskus yeniyor evlerde. Eğer ola ki lokantalar gelirseniz de evlerdeki gibi olmasa da şöyle turistik bir kuskus yiyebilirsiniz. İkisi de çok güzeldir bu arada. Bilirsiniz. Buradaysa şunlar ne deniyor bilmiyorum da bunların içinde pişen böyle güzelim bir etli yemeğimiz var. Buna tajin deniyor. Bu kadar şey alınca abi sağ olsun yanında şöyle ikram getirdi. Bir de agot mu ne deniyormuş şu içeceği? Ayran. Diyerekten. Ayran ya da kefir baba. Oh wow. Ne biliyor musun? Böyle köy yoğurdundan yapılmış bir ayran gibi ama tuz eklememişler. It's good. Yeah, ago. 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 Okay, ago. Kefir gibi işte. Ago. Eğer olarken köy yoğurdunu seviyorsanız ki biz de her zaman yeriz yani evde. Kesinlikle tavsiye ederim. Hele şöyle et yemeklerin yanında mükemmel gidecek bir içecek. Filipinliğimiz ayran deniyor. Fas. Afiyet olsun Kordi. Türlü bir ayran. Abi ne olmuş ya? Şimdi benim araştırmalarıma göre felsefede bunun yeri tam olarak hani acaba Fas'ta mı üretildi ki ayran da oradan bize geldi bilmiyorum ki Mert. Acaba bilmiyorum ki ultimatum. Ya yoga. Direkt sulu yoğurt ya. Hadi bakalım bismillah. Tavuğun yumuşacıklığına bakar mısın ya? Burada böyle çok güzel bir baharat kullanıyorlar sos olarak. Bu et kurudur bence. Ekşi ve baharatlı bir sosları var abi. Üstüne de ayrandan iç. Mükemmel ya. Bu arada ülkede acayip zeytin yeniyor. Her şeyde zeytin var bak. Her şeyde zeytin var. Bir de gelin. Köfte yok be ya. Şimdi kuskusumuza. Kuskusun böyle orijinal yeme şekli var. Şöyle ponçik ellerimi kuskusun içine daldırıyoruz. Allah. Aa acayip sıcak lan bu. Alıyoruz. Like this, okay? Sonra da şöyle baş parmağınla ağzın içine doğru. Doğru mu yaptım yapmadım mı bilmiyorum ama böyle çok daha eğlenceli yemek. Böyle etinden de avuçlayalım. Çiğ köfte gibi yoğuruyorsun. Çok becerebildiğimi sanmıyorum ama güzel ya. Böyle yemeğini tavsiye ederim yani. Arabistan'da da böyle yapıyorlardı ya. Suudi Arabistan'da. Fas neredeydi? Afrika turunda değil mi hala? Yemeği silip süpürmüş bir vaziyetteyiz. Arkadaş yok, son 1 saat içinde 3-4 öğün yemek yiyince şu sofranın toplam fiyatı gömbedo baba yaklaşık olarak 70 liraya falan geliyor. O da kişi başı 35 lira falan yapıyor. Gayet makul, gayet güzel ve aşırı şekilde bereketli ve doyurucu bir yemek. Şükran. Yine aynı yerde arkadaşı portakal suyu içirme bahanesiyle ben de bir tane içiyorum. Ne çok portakal işte ya. Mükemmel ya. Bu arada burada kullanılan portakalların ortası böyle kırmızı kırmızıymış görebilirsiniz. Herhalde özel olmasının sebebi bu. He baksanıza kırmızı kırmızı. Şimdi tabii ki buraya gelince bol bol portakal su içeceksiniz de ne olacak? Ekşi şeyden sonra canınız tatlı çekecek. Tatlı çekerse de ne yiyeceksiniz? Birkaç tane yiyebileceğiniz şey var. Bir tanesi ise tamur dedikleri namı diğer. Diren diren anam babam hurma. Görebileceğiniz üzere ana hurma. Türlü türlü hurma çeşitleri var ve burada fiyatlar yaklaşık 2-3 kat daha ucuz Türkiye'den. Zaten 1-2 hafta sonra Ramazan olduğu için büyük ihtimalle Türkiye hediye olarak bunlardan götürürüm diye düşünüyorum bizim anneanneye dedeye falan. Bunların arasında da en güzel olanı şu diyor arkadaş. Fas'tan gelen bir hurmaymış. Şunun bir tane kutusu yaklaşık olarak 150 dirheme geliyor. O kadar tatlı ve güzel ki. Hani böyle Doritos alırsın da sadece yarısı dolu olur ya. Bu sanki böyle tamamı dolu bir Doritos'muş gibi. Öyle bir zevki var. Acayip şekerli ya. Bu da buranın en ucuz hurma. İkisi birleşip Muhammed'in çeteye saldırıyor değil mi?
firmasıymış. Şöyle bir tane kutusu 40 dirheme Yalçın geliyor. Bak, böyle zaten geldim. Belli anladın mı? Yarısı dolu Doritos gibi. Birazcık daha böyle kabuk var etrafta. Bu arada böyle rastgele yürüyoruz ama yürüdüğümüz yerin adı yine Medina. Böyle bütün Fas şehirlerine görebileceğiniz... Muhammed Şeyh. İzlemedim mi oğlum videoyu ya? Muhammed baştaki dolandırıcı böyle Eskişehir olarak geçen böyle 2-3 metrelik duvarlarla kaplı ufak ufak böyle köy gibi şehir gibi. Ah nefes alamıyorum. Var ya yemek yedikçe gerçekten konuşamaz oldum ya. O kadar nefesim daralıyor ki ben ciddi ciddi artık hani kilom sağlık açısından sıkıntı olmaya başladı. Zayıflamam lazım ya. Muhammed kim abi? Muhammed ilk başta şeyi Hamza'yı şey diye çağırıyor. Abi benim babamın dükkanı var diye çağırıyor. Ondan sonra yürütüyor. Çaktırmadan çıkmaz sokağa getiriyor. Hamza'yı orada soymaya çalışıyorlar. Ama hepsi 12 yaşında velet olduğu için Hamza oradan kurtuluyor. Bunlar hep tatlı mı lan? Ve gelelim son olarak insan tatlı yedikten sonra ne ister? Daha fazla tatlı ister. Fas'a gelirseniz tatlıların böyle en şekerlisini, kıstım en rane. Kralarını yiyebilirsiniz. Hatta o kadar tatlı ki bizim böyle şerbetli baklavalarla yarışacak seviyede. Ve o da şunlar oluyor. Yani çeşit çeşit tatlılar var. Kırmızısından, sarısından, yeşilinden, sigarından türlü türlü tatlılar var. Ya. Aralarındaki en böyle orijinal olan bu yuvarlak şeklinde kesilmiş bir kurabiye. Bunun tadı cidden güzeldir bu arada ya. Müthiş ateşi. Arılardan da anlayabileceğiniz üzere gerçekten bal kullanılıyor. Hatta bu şekerlerle bir fotoğraf çekince Allah cennete gelmiş gibiyim şu anda var ya. 100 gram yaklaşık olarak 10 dirheme geliyor. Amca sağ olsun bize 30 liralık bir paket yaptı. Halleluya. Şimdi bunları tek tek yiyeceğiz ama hepsini sade sade yemek aşırı şekilde boğazımızı yakar diye hepsini burada yememe kararı aldık. Nerede yiyeceğiz derseniz de. Dırın dırın şöyle güzelim bir Marrakeş'te rooftop barda. Vay. Güzelim kokteyllerimizi, mokteyllerimizi almış bir vaziyetteyiz. Bu güzel mekanı aslında az önce rastgele yürürken keşfettik. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir resim galerisi gibi gözüküyor ama üst kata... Aa, ne kadar güzel bir yermiş lan. Rastgele yürürken keşfettik. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir resim galerisi... Baksana ne kadar şık. ...gibi gözüküyor ama üst kata doğru çıktığınız zaman çok güzel bir manzarası da var. Güzelim Marrakeş usulü tatlımızla yanında bir tane pineapple'lı bilmem neli neli güzel bir mocktailimiz var. Şunu ağzıma atıyorum. Acayip şekerli. Üstten şöyle ekşi bir mocktail içerekten sokak yemek videosunu burada bitiriyorum gençler. Öncelikle Rajin'e geldiği için ve bana... Vay, Bediran Discord'da kızlarla konuşuyor şu an. Eşlik ettiği için teşekkür ederim. Thank you. Sıktıysam hakkınızı helal edin. Ben fazlasıyla eğlendim. Fazlasıyla yedim ve fazlasıyla doydum. Fas için tavsiyem Marrakeş'e ekstra birkaç gün ayırın. Çünkü burada bayağı gezecek, görülecek yerler var. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sayonara. Ben bunun öbür videosunu da izleyeceğim.